Da yarısı Hristiyan, yarısı eski Türk dininde. Müslüman değiller yani Hazarlar. Şimdi mesele şu. Hazreti Muhammed dini yaymak için her insan ile temas etmekle vazifeli olduğunu bildiğimiz halde niye Türklere ilişmeyiniz desin ki? Türkleri de davet ediniz, temas kurunuz, davet ediniz, onları da Müslüman yapınız, onlara da mektup götürünüz, bu mektubu Heraklius'a yazdığım mektubu onlara da götürünüz. Niye demesin de aman Türklere ilişmeyiniz. Daha ağırları da var. Yani o hadislerin daha ağırları da var. Onlar gelecek sizin Kabe'nizi yıkacak, kıyamet kopacak falan filan diye. Ve bu korkuyu yaratarak en azından siyaset ile yani asker açıdan ilerlemeyişi siyaseten perdelemek içindir. Ayrıca bu tür hadislerin toplanıldığı, konuşulduğu dönemle daha sonradır. Yani kendi döneminden çok daha sonradır işte. Ben Hazreti Ömer zamanında böyle duymuştum diye anlatıyorlar. Ben size başka bir şey söyleyeyim. 800 kaçta yazılıyor? Feza ile Etrak 850'den sonra olması lazım. 860'larda falan. Yani El-Cahiz'in Fezaili Etrak, Türklerin faziletleri. Türkçe'ye de tercüme edildi. Yeditepe Yayın Evi bastı. Hemen orada bulabilirsiniz yani. Türkçesi de var. Kitabı bir dökün. Baştan sona Türkleri övüyor. Yani Türkler size ilişmeyinizin o siyasi atmosferi değişmiş. Türklere ilişiniz ki o da sizi kurtarsın şeyine dönüyor yani. Hikayesine dönüyor. Dolayısıyla biz bu hadisi uydurmadır derken kendi devri içinde o hadisin macerasını da görebiliyoruz. Onun için diyorum ben. Ama benim daha kuvvetli argümanım şu. Hz. Muhammed İslam'ı yaymakla görevli iken hatta ilk hicreti de ilk hicretin Habeşistan'a yapılmasına izin vermiş iken niye desin ki Habeşliler size dokunmadıkça siz de Habeşlilere dokunmayınız? Niye desin yani? Sonra niye Türkler size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz? Hazreti Muhammed kahin değildi ki. Coğrafyacı da değildi yani. O daha uzak ülkelere dair ellerinde bilgiler, dokümanlar, aman şundan uzak durun, bundan uzak durun diyecek. Onun için o hadisleri yeni baştan bir kez daha bakmak lazım. Kendi döneminde mantıklı gelmiştir ama sonraki dönemlerde ve bugün ben şimdi yeni kitap yazıyorum işte Türkler nasıl Müslüman oldu diye 50 yerde bu uydurmadır dedim. Bakalım ne kadar küfür yiyeceğiz orada. Bir soru daha alayım mı? Sıcak mı oldu? Buyurunuz. Yani Hacı Bektaş Veli Hoca Ahmet Yesevi'den el alıp Anadolu'ya gönderildiğine dair menkıbenin içerisinde var. O Benim yüzden merak ettiğim Bektaşiler de bir sorumu şey düşünmüştüm. yaparlar. Evet, buyur. Peki siz daha sonra Bektaşilik kültürünün günümüzde azaldığından bahsettiniz. Bunda Sultan Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasının da bir etkisi var mı yoksa daha başka etkiler mi oldu? Çünkü Ocak da Bektaşi kültürünü benimseyen bir gruptu. Onlarla birlikte medreseler, türbeler kaldırıldı. Söyleniyor. Ama bir 20 yıllık bir yasaktır. Daha sonra tekrar tekkelerin açılmasına izin verilmiştir. Hattızatında Bektaşilik yüksek şehir kültürünü yansıtır daha çok. Şehirlerde etkilidir. Yani köylerde veya kırsal kesimdeki etkisinden daha ziyade şehirlerde etkilidir. Daha çok şehirlerde de Sünni tabanlı bir yol olduğu için zaman içerisinde Hanefiliğin içerisinde erimiştir. Kırsal kesimlerdeki kalanlar ise Kızılbaşlığın içinde erimiştir. Teknik bir cevap oldu ama olsun. Başka var mı sorusu olan? Buyurunuz. Bahsettiğimiz dönem içerisinde mesela Osmanlıların Balkanlara yürümesi, aynı dönem içerisinde bir Endülüs, yani Avrupa'nın mesela İslam'la karşılaştığı dönem olarak düşün. Karşılıklı karşılaştırırsak ne söyleyebiliriz? Şimdi Biri çekilirken biri giriyor gibi olmuyor mu bu şekilde?
Şimdi şöyle, Avrupa'nın İslam'la tanışması 700'ün hemen başında, yani 710'da Tarık bin Ziyad'ın işte İspanya'ya girmesiyle beraber başlıyor. Ama o dönemlerde Avrupa'da da tam anlamıyla Hristiyanlık hakim değil. Onu da ben söyleyeyim size yani. Avrupa büsbütün Hristiyan diye kuzeye doğru gittikçe pagan inançlar, dinler duruyor. Rusların Müslüman olması 1000 yılıdır. Tam anlamıyla Müslüman, şey Müslüman diyorum ama Allah mı konuşturuyor? Müslüman olacak herhalde. Hristiyanlığı benimsemeleri 1000 yılıdır mesela. Tamamlanması ama işte 850'den itibaren orada da bir Hristiyanlaşma söz konusu ya da kuzey kavimlerinde Hristiyanlaşma bir yandan devam ediyor. Bir yandan da pagan inançlar da orada devam ediyor. Müslümanlar İspanya'ya ilk ayak bastıklarında İspanya'da bir İslamlaştırma yapamıyorlar. Hakimiyet kuruyorlar sadece. Bu biraz şeyle de alakalı, yani temas edilen dinlerin durumuyla da alakalı. Katoliklerde İslamlaşma ya da din değiştirme neredeyse sıfır noktasındadır. Katolik dünya ile temas vardır. Ama oradaki hakimiyeti genel olarak baktığın zaman da zayıf bir Endülüs hakimiyeti olduğunu söyleyebilir. Yani siyaseten ya da askeri açıdan zayıf. Çünkü askeri açıdan meselelere bakmamız gerekiyor biraz. O devirler askeri açıdan ne kadar güçlüyse devlet, onun paralelinde bir ekonomi, onun paralelinde bir sosyal hayat ortaya çıkarıyor. Şimdi Endülüsler biraz koparak, Endülüs Emevileri koparak 750'den sonra orada hakimiyet kurdukları için nüfus bakımından Afrika'dan ya da Arap dünyasından beslenemiyorlar. Nüfus bakımından beslenecek ki oradaki askeri gücü sürekli ayakta tutacak. Bizle mukayese edersen mesela Osmanlı ya da Anadolu Selçukluları nüfus bakımından sürekli doğudan gelen göçlerle ya da yerel ahaliden sürekli istifade ederek ya da hakimiyet sahasındaki güçler, şeyler, toplumlardan işte Roman, ister Sırp olsun hiç fark etmez yani. Onlardan da asker alarak istifade ettiği için onun kendi gücünü canlı tutuyor. Ama aynı durum orada söz konusu değil. Orada güç 1490'lara geldiğinde artık bu da çok ciddi bir hakimiyet dönemidir. Yavaş yavaş erimeye, kendini kaybetmeye. Ama öbür tarafta da Hristiyanlık dünyasının güçlenmesine sebep olur. Güçlendiği bir döneme denk geliyor. Bunlar hep birleşik kaplar kanunu gibidir. Yani bir coğrafyada bir zayıflık varsa öbür tarafta yükselen başka bir gücün olması gibi. Aynı durumu biraz güncelleştirerek bakarsak şimdi Orta Doğu'da devletler hızla çökerken burada Anadolu'da Türkiye hızla yükseliyor. Bu durdurulamaz bir şey yani. Ekonomisi büyüyor, askeri büyüyor, teknolojisi büyüyor. Bu sefer ya Türkiye'ye güç frenlemesi yapacaklar, bastıracaklar ya da önünü açacaklar. Yani böyle bir durum var. O dönemlerde de Endülüs Emevileri çökerken İspanya güçlenerek bu işin içinden çıkıyor. Ama dünya haritada göründüğü kadar küçük değil. Bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarma. Haritada bakıp lan burada olay oluyor, bizimki niye buradan oraya gitmemiş demeyin. Ne gitmek kolay ne varmak kolay. Osmanlı'nın da denizlerde yani Barbaroslar'da falan övünüyoruz da hiçbir zaman çok ciddi bir gücü olmamıştır. Deniz hakimiyeti bambaşka bir dünyadır. Karadan da yani gideyim de Müslümanlar orada yardım edeyim. Başka yani aynı durumu mesela tersinden çevirin. Şimdi Endülüs konusu bizde çok odaklı olarak anlatıldığı için dikkatimizi çekiyor. Aynı dönemde Hindistan'a bakalım yani. Orada da çok güçlü Babür İmparatorluğu'nun işte çöküşe doğru geçtiği dönemde bizim Osmanlı'nın parlak dönemlerine denk geliyor. Ama hiç orayla ilgilenmiyoruz. Sanki ora bizim değilmiş gibi. Halbuki orada Müslüman, orada Türk yani. Anlatabiliyor muyum? Bu odaklanınca orada önemli bir şey vardı, Osmanlı buna sahip çıkmamış gibi gözüküyor. Ha, öyle bir şey yok. Herkes önce kendi coğrafyasına nasıl hakim olacak ona bakıyorlar. Ondan sonra oralarla ilgileniyor. Para lazımsa para, adam lazımsa adam, ondan sonra gönderiyor.
Bir soru, son bir soru alayım. Hadi bakalım, buyurunuz. Hocam merhaba. Hocam, sen benim öğrencim oldun mu? Evet hocam. Tam da o konuya değinecektim. 2012-2013. Adın neydi? Yunus Emre hocam. Yunus, sen hiç yaşlanmamışsın ya. Çok teşekkür ederim. 2012 ama ya. Evet. Hocam, yaklaşık 5 sene veya 4 sene sonra sizi görmem mutluluğu için. Ben canım ezettim gerçekten. Yani öyle bir duyguyla buraya geldim. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde... Bildim Yunus, seni bilmemek behemahal ecdadı bilmemek gibi bir şey yani. Bak, bütün sırlarımı dökecek şimdi. Bari arada o zaman çok yakışıklıydın falan de olsun yani. Hocam çok iyi hatırlıyorum. İbn-i Batman seyahatnamesinde şöyle bir kısım geçtiğini hatırlıyorum hocam. İbn-i Batman Türklerin o zaman bir nehirde erkekli ve kadınların hani söylemesi biraz ayıp olacak ama anadan duruyan bir şekilde yıkandıklarını anlat. Ahlakı görüyoruz hocam. Hani bu yüksek ahlakın da İslamiyet'i seçmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyebilir miyim? İşte bu yani şöyle iyi adamlardı geldi Müslüman oldular. Böyle iyi temizlerdi geldi Müslüman oldular tezini biz kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir süreç. Madem iyiydi niye değiştirdi diye de başka karşı soru da sorulabilir. Sadece sen anlattığın doğru, İbn-i Fadlan başka şeylerden de bahsediyor. Ama İbn-i Fadlan için garip olaylar bunlar. Gök gürlemesini duyuyor, garipsiyor. Yani bu kuzeye gittikçe bu kuzey ışıkları var ya, galiba onların birine rastlıyor İbn-i Fadlan. Sordum diyor, cinlerin, perilerin kavga ettiğini falan söylediler bana diyor yani. O öyle yorumluyor. Hayatında hiç kuzey ışığı görmemiş bir adam İbn-i Fadlan. Şimdi Türklerin Müslüman olması, özetleyelim, bir kültürel süreçtir. Yaklaşık 200-250 yıl süren bir süreçtir. Sadece işte Oğuzlar açısından ya da Türkistan'ın kadim halkları açısından baktığımız zaman, ama mesela Kırgızlar 16. yüzyıla kadar, Kazakların bir bölümü 19. yüzyıla kadar süre gelmiştir. Müslümanlık, Müslüman olmamışlardır. Daha sonradır onların Müslümanlığı. Bunlar hep sürece bağlı olarak düşünmek lazım. Tarihimizle alakalı o bizi vurdu, bu bizi kırdı diye anlatılanlara da şöyle biraz dikkatli dinlemek lazım. Yani niye bunu böyle anlatıyor diye. Çünkü tarihten amaç dinlemektir, eğlenmektir, keyif almaktır, moral motivasyon bulmaktır. Ama hiçbir zaman da gidip de 700 yıl, 1000 yıl öncesine intikam almak da değildir yani. Yani tarihi okursunuz, ibret alırsınız da şimdi Kuteybe niye Buhara'da katliam yaptı diye de gidip Kuteybe ile hesaplaşmanın zamanı değil. Böyle bir şey de yok zaten. Tamam mı? Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 saatlik bu tarih sohbetinden dolayı siz de sabırla bizi dinlediğiniz için. Öncelikle Levent'i tebrik ediyoruz. Çok iyi bir dinleyici olarak bizi dinlediği için. Sonra da hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sohbetimiz bir kaza mani olmazsa 8 Aralık'ta olacak. Yani 2 hafta sonra Cuma günü. Dersi kaçıranlar baklavayla börekle geliyor. Ya da baklava börek yoksa yanına birini tutup getiriyor rehin olarak. Dersi kaçırmayanları da, onlar da kadim müşterilerimiz olduğu için onları da bir dahaki sefere ödüllendiriyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.